Narin. Narin, ablama ulaşamıyorum. Telefonla ulaşamıyorum. Acilen konuşmam lazım. Çok çok kötü bir şey oldu, çok. Ne yapacaksın ablanı ya? Yine neyin peşindesin? Niye arıyorsun Deniz'i? Ne... Tamam Narin, tamam. Kusura bakma ama şu an sana laf yetiştiremeyeceğim. Acilen ablamla konuşup haber vermem lazım. Canın atölyesi yandı. Sergi için yaptığı bütün resimler yandı. Her şey gitti. Hiçbir şey kalmadı. Benim de eşyalarım içeride. Dışarıda kaldım böyle. İtfaiyeye çağırdım şimdi. Can. Sen ne biçim bir adamsın sen? Sen ne biçim bir adamsın? Ne istedin zavallı çocuktan? Her şey yandı. Gitti, hiçbir şey kalmadı. Bak, gör artık. Gör kiminle gezdiğini. Canı tehdit etmesi boşuna değilmiş. Allah senin belanı versin Sermet Kale'ye. Tabii ya. Çocuk mevzundan dolayı bana takık. Mevzuyu üzerime yıkmaya çalışıyor. Yani nasıl oldu ki yangın Irmak Hanım? Vallahi bilmiyorum işte. Ben dışarıdaydım. Sibel diye bir arkadaşımla alışveriş yapıyordum. Ama içimde böyle fena bir his vardı. Dedim ben eve döneyim. Can eve gelmeden böyle etrafı toparlarım biraz. E bir döndüm. Mahalle birbirine girmiş. Bütün stüdyo yanıyordu. Yok, benim yüzümden oldu ya. Ekmek kızartırken sigorta atıyordu. Tabii tesisat da eski. Ondan çıktı yangın. Ah be Can. Eski bina sonuçta, normal. Kimse kendini kandırmasın. Ekmek kızartırken sigorta atıyor diye koskoca ev yanmaz. Yeter artık Irmak. İtfaiye elektrik kontağından çıktığını söylüyor yangın. Bırak birader. Döksün içine. Abi tamam. Sermet, şokta o şu anda. Ne dediğini bilmiyor yani. Senden beklenecek bir şey bu sonuçta, öyle değil mi? Herkes duydu senin canı tehdit ettiğini. Böyle şeyler senin için çocuk oyuncağı. Manyak mıyım lan ben? Adamın ekmek teknesini niye yakayım? Yahu tamam yeter, gitmeyin çocuğun üzerine. Görmüyor musunuz? Perişan olmuş zaten. Böyle kaldım üstümdekilerle. Bir de bu... Ya tamam kardeşim, senin de canına bir şey gelmemiş en nihayetinde. Yani uykuda falan olsaydın ne yapacaktın? Ne yapacak şimdi bu çocuk? Ha? Her şey yandı. Sergiye nasıl yetişecek? Yaptığı resimler yandı. Bütün malzemeleri yandı. Ya Irmak yeter. Niye sürekli üstüne gidip kafasını kurcalıyorsun? Allah Allah ya, sen bir odana gitsene, sakinleş, iç ilacını, yat. Beynin korkudan sağa sola saldırıyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Yeter. Sana ne? Hayır, sana ne? Sana göre hava hoş tabii. Senin evin yansa görürüm ben seni. Bana bak. Narin. Bak sen de biraz sakin ol. Hadi kalk biz gidelim. Yürü. Tabii tabii birader, sen al karını git. Kız hamile hamile gerilmesin. Evet ya, yeterince gerildim gerçekten. Mideme ağrı girdi. Narin hamile misin? Hı.
Hayırlı olsun ya. Hadi. Cancığım, çok üzülme olur mu? Bak, el birliğiyle tekrar birleşir, sana bir hayat kurarız. Yahu, yeteneğine bir şey olmadı ya. Beynin duruyor hala, ellerin var. Tekrar yaparsın bir sürü resim, tamam mı canım benim? Hadi. Can, ben seni ararım kardeşim bir şekilde. Sen de kafanı fazla takma. Deniz, istersen Can'ı bize götürelim. Bu ırmağa iyice girecek. Yok yok ya, ben onu bu halde bırakamam şimdi. Siz merak etmeyin burada. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Dikkat et. Bu kadar büyük bir kötülük yapmış olabilir mi Can'a? İmkansız bu. Allah'ım, aklıma niye böyle pislikler sokuyor bu ırmak ya? Attı çamuru, milletin kafasını bulandırdı. Ressamı da eve yerleştirdi, geçti kenara. Bu ırmak karısını kapattırmadan bana mutluluk aram. Olabilir mi sence? Yapmış olabilir mi sence? Saçmalama Narin. Irmak'ı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Irmak Sermet'ten yediği gollerin işte intikamını almaya çalışıyor. Yalnız Sermet'in de canlı halledilmemiş meseleleri var. Unutma lütfen. Eğer Sermet'in biriyle derdi varsa gider yüz yüze çözer Narin. Kimsenin arkasından iş çevirecek bir adam değilim. Adamın tarzı değil bir kere. Of, vallahi bilmiyorum. Ben artık neye inanacağımı şaşırdım gerçekten. Yani can bitmiş ama. Çok zor toparlanır artık. Öyle oldu biraz. Sergi öncesi bir de böyle bir şey olması tabii üzücü bir şey. Ya ilgileniriz onunla, önemli değil. Sen nasılsın bu arada? Ya ben biraz gerildim ya. Şimdi Irmak bu bebeği öğrendi. Ya Fırat, vallahi başımıza bir sürü iş açacak ya. Ya bir şey açacağı yok Nari. Sadece tedavi görmesi gerekiyor. Sen bu konuyu ciddi ciddi konuş Deniz'le. Kardeşin akıl hastanesine kapat, nasıl derim Deniz'e? Can'ı kaldır, Irmak'ı da çağır. Yemek yensin, uyusunlar sonra. Hadi. Tamam. Can Bey. Can Bey. Hı. Yemek hazır. Can, hadi kalk gel. Bak, çok güzel çorba var, senin sevdiğinden. Ben yavaş yavaş gideyim. Yok yok ya, kimse rahatsız olmasın. Ben gidiyorum zaten. Nereye? Otele. Hayır, böyle bir günde otelde kalamazsın. Otur şuraya, yemeğini ye, yatıp dinlenirsin. Ayakta duramıyorsun. Otur şuraya. Gel şöyle, gel. Allah aşkına oturur musun şöyle? Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur. Siz gidiyor musunuz Sermet Bey? Evet, gidiyorum. Ya bir dakika, ben hakikaten otelde de varım, çok rahat edeceğim. Otur, ya. Otur oraya. Sermet. Gelme bana lütfen. Onlar şimdi yemeklerini yiyip yatıp uyuyacaklar. Biz otururuz baş başa, lütfen. Sen gel benimle. Nasıl bırakıp geleyim onları bu halde? Peki ben seni burada nasıl bırakayım eski sevgilinle? Ya onları burada bırakacaksın?
ya da beni bırakacaksın Deniz. Ablacığım geliyor musun? Evi yanan Sermet Bey değil. Kapa çeneni. Bak bu kardeşin artık haddini aşıyor. Kendimi zor tutuyorum. Ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Ben çıkıyorum. Siz yemeğinizi yiyip yatıp dinlenirsiniz. Çünkü ilgilenecek size. Ne oldu? Namusuna mı dokundu sevgilinle burada kal? Can abuk sabuk konuşma lütfen. Bak nasıl korkutuyor kızı sana söylediğim gibi. Tamam ablacığım git git. Aynen böyle devam et. Ne benim çektiğim ne canın çektiği acı umrunda bile değil zaten. Adam o kadar korkutmuş ki seni. Dizginleri öyle bir vermişsin ki eline. Aileni hiçe sayıyorsun. Deniz. Bana bak kapı o çeneni. Kapı o çeneni yeter artık. Bu çeneni tutmayı öğreneceksin. Esas ben senin elinden dizginlerimi nasıl kurtaracağım? Pislik! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.